Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim bu ancak. Dünyada inanmam, hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey difdirime yiğit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok acı yok. Leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana. Sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye bilmem ki süreksiz? Kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz? Atiyi karanlık görü vermekle apıştın. Esbabı elinden atarak yeyse yapıştın. Yeis öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarılsım sıkı seyret ne olursun. Ati'yi asla karanlık görmeyen, geleceğe ışıkla bakan bir sanatçıyla başladık bugün. Mehmet Akif Ersoy'la başladık. İstiklal Marşı şairimizle başladık. Bugün Milli Edebiyat'ın bağımsızlarını işleyeceğiz arkadaşlar. İki önemli ismi işleyeceğiz bu dersimizde. Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal en önemli özellikleriyle AYT Edebiyat'ta karşımıza çıkabilecek özellikleriyle dersimizin konusu olmaya geliyorlar bugün. Sayfalarımız artık video ders kitabı 129'u göstermekte hızla ilerliyoruz, nefis bir şekilde gidiyoruz ve bu ders sonrasında zaten milli edebiyatın roman ve hikayesiyle de artık milli edebiyatı da noktalamış olacağız. Evet Akif deyince neler bileceğiz arkadaşlar? İslamcılık anlayışının en önemli temsilcilerinden biridir. Toplumcu bir şairdir Akif ve Akif hayalle hiçbir alışverişi olmayan bir şairdir. Ve bunu da şu dizeleriyle dile getirir. Der ki hayır hayalle yoktur benim alışverişim inan ki her ne dediysem görüp de söylemişim. Dolayısıyla realist kimliğini burada çok net bir şekilde görüyoruz. Geçen sene çıkmış bir sınav sorusuydu. Küfeyi verip kim yazmış olabilir demişlerdim. Geçen seneki videomuzda da zaten gelebilme potansiyeli olduğunu konuşmuştuk. Geçen sene Akif'i soranlar bu sene Yahya Kemal'i neden sormasınlar diyoruz. Yahya Kemal'i biraz daha eğileceğiz ve zaten üzerine de konuşacağız arkadaşlar. Akif'te son derece sağlam bir gözlem yeteneği var ve bu realizm aslında buradan da geliyor. Gözlemliyor ve gözlemlediklerini bize anlatmış oluyor ve bütün şiirlerini bakın İstiklal Marşı'da dahil olmak üzere aruz ölçüsüyle yazmıştır ve aruz'u Türkçeye çok başarılı bir şekilde uygulayan bir sanatçıdır. Bu çok çok kıymetli arkadaşlar. Bir tane daha böyle bir sanatçımız vardı Servet Efenonu'nda konuşmuştuk o da Tevfik Fikret dedi ve Arzu Türkçe'ye çok başarılı uyguluyordu bu iki isim. Peki Mehmet Akif aslında Fikret arasında atışmalar da vardı Fikret Akif'e Molla diyordu Akif de Fikret'e Zangoç diyordu araları çok iyi değildi ama birbirlerinin edebiyatlarını da beğeniyorlardı bunu Fikret'e anlatırken de zaten konuşmuştuk. Ve burada aslında Akif şunu yapacak. Aruz veznini sokakta konuşulan Türkçe ile birleştirecek. İşte bu birleştirmede tam olarak neyi sağlamış olacak biz arkadaşlar? Milli bir kimlik kazanmasını, aslında aruz ölçüsünün burada biraz daha milli bir kimlik kazanmasını ve İstiklal Marşı'na da dahil olmasını sağlamış olacak. Ve ona göre dini çok iyi bir şekilde yaşamalıyız ve ona göre gerçek çözüm din ile ilmin birleşmesidir. Bakın din ve ilim birleştiği takdirde gerçek saadete aslında insanlar ulaşabilir. Akif aynı zamanda çok çalışkan bir çocuktur. Veterinerdir kendisi ve öncesinde lisedeyken o kadar çalışkan ki arkadaşlar gayrimüslim bir öğrenci onu geçti diye aylarca okulda yatmıştır. Çünkü şunu düşünmüştür. İkimiz de aynı çalışma disipline sahibiz. Aynı saatlerde çalışıyoruz ama o beni neden geçiyor diye düşünmüştür ve sebebi bulmuştur. Akif'in eve gelip gitmesi tam böyle 5-6 saat sürüyor ve diyor ki ben yolda çok fazla vakit kaybediyorum. O zaman o gayrimüslim çocuğu geçmek için artık okulda yatmalıyım ve böyle bir 2-3 ay okulda yatıyor ve istediği başarıya da elde ediyor. O zaman biz bu çalışma disiplinini de örnek almalıyız Akif'in değil mi? Asla ati yani ati gelecek demek karanlık görüp azmi bırakmamalıyız. İşte bu kadar test çözdüm, bu kadar deneme yaptım, bu kadar soru bankası bitirdim, bu kadar video izledim neden olmuyor dememeliyiz. Belki şu süreçte olmuyor olabilir ama olmadığı olmayacağı anlamına gelmeyecek. Olacak olan olur bunu asla unutmayın. Son güne kadar tüm azmimizle çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Son dakikaya kadar ben zaten sizi yalnız bırakmayacağım bunu biliyorsunuz. Peki devam edelim. Manzum hikaye geleneğini de kullanacak Akif. İşte küfesi, Seyfi babası, mahalle kahvesi manzum hikaye geleneğinin en önemli örneklerini bize vermiş olacak. Ne demek hocam mazum hikaye? Bir hikaye okuyorsunuz, başlangıçta bir öykü aslında ama orada böyle e, şiir kıvılcımlarını da görüyorsunuz. Ne ne görüyorsunuz aslında mazum hikaye belki ama orada bir müzikalite de görmüş oluyorsunuz arkadaşlar ve toplumla ilgili ne yapacak bize tablolar çizmiş olacak. Yine Safaat isimli şiir kitabı bizim için çok çok önemli olacak. Safaat dediğimiz zaman bir dönem arkadaşlar nasıl ki herkesin evinde Kur'an-ı Kerim varsa herkesin evinde Safaat da vardı. En az Kur'an-ı Kerim kadar değerli bir kitaptı. Benim de evimde iki adet bir Osmanlı e, Türkçesiyle yazılmış bir de Türkiye Türkçesiyle yazılmış iki tane Safahat var. Ben de çok çok kıymet veririm ve dersin girişinde okuduğum şiir zaten Safahat'tandı arkadaşlar. Peki Safahat'ta toplayacağız. Bir Safahat'ı da bir konuşalım. içeriklerini de bir görelim. Ama Küfe'nin, Seyfi Baba'nın ve Mahalle Kahvesi'nin manzum hikaye olduğu da mutlaka aklımızda bulunsun. Peki Safahat diyoruz ama bölümlere ayırıyoruz. Süleymaniye kürsüsünde ne göreceğim artık burada? İslam Birliği düşüncesini göreceğim arkadaşlar. Akif'in esas amacı buydu zaten. Bir birlik, bir beraberlik altında yaşamak aktı. Dolayısıyla Süleymaniye kürsüsünde o İslam birliği düşüncesini göreceksiniz. İkincisi hakkın sesleri. Burada 8 ayet bir hadisi açıklayacak. Zaten şuradan da aklımda kalabilir mi? Hakkın sesleri. Allah konuşuyor. Yaradan konuşuyor artık gibi düşünün. Zaten e, ayetler de e, Allah'tan bize indirildiği için ne yapıyor? Aslında ondan bize bir yansıma. Dolayısıyla onları açıklamış oluyor arkadaşlar. Ve Balkan sadece bunlar değil. İçerisinde Balkan savaşlarının o kötü sonu Balkan savaşlarında yaşanılan bütün olaylarda dahil olmuş oluyor diyoruz. Ve Fatih kürsüsünde burada toplum meselelerini tartışan iki tane arkadaş görüyoruz. Fatih'ten aşağı doğru gidiyorlar ve bu e, tartışmaları da Akif'in eserine e, konu oluyor ve bu ...toplum meselelerinin esas sebebinin cahillik olduğunu da... E, ...olduğu hem fikrine de varıyorlar ve ne yapıyorlar? Fatih Kürsüsü isimli esere de konu olmuş oluyorlar. Hatıralar ise Birinci Dünya Savaşı sırasındaki... ...Akif'in izlenimlerini bize gösteriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki pek çok savaşı aslında bizzat tecrübe etmiş... ...bir sanatçıdan da bahsediyoruz. İstiklal Marşı'nı e, bizzat o düsturla yazmış, o felsefeyle yazmış... ...o inançla ve yaşadıklarını yaşanılanları anlattığını biliyoruz. Dolayısıyla... Ne ne göreceksiniz? Hatıralarda Birinci Dünya Savaşı'nın o izlerini ve o acı tecrübeleri de görmüş olacaksınız. Asım'a baktığınız zaman burada da bir manzum hikaye göreceğim ama biraz daha böyle diyaloglarla geçen manzum bir hikaye göreceğim arkadaşlar. Zaten Asım dersin girişinde de okuduk ya Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Asım Akif'in oğlu ve oğlundan hareketle gençliğe sesleniyor. Yani Asım'ın nesli derken size sesleniyor ve namusunu çiğnetmeyecek. Onlar hiçbir zaman çiğnetmediler ve bundan sonra da çiğnetmeyecekler diyor arkadaşlar. Hocazade ve Köse İmam orada görüşlerini de Asım isimli bölümde veriyor. Bir de Gölgeleri var orada da Mısır'da yazdığı şiirlerini görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki geçiyorum Yahya Kemal'e. Yahya Kemal ne diyecek artık? Şu dizeler çok önemli bir not alır mısınız arkadaşlar? Ne harabi ne harabatiyim kökü mazide olan atiyim diyecek. Bakın bazen böyle şiir verebiliyor. Bence yazalım hadi birlikte. Ne harabi, ne harabatiyim, ne harabatiyim. Kökü mazide olan atiyim. Ve bunu da bir konuşalım mı? Kökü mazide olan atiyim diyecek arkadaşlar. Ne demek isteyecek Yahya Kemal? Biz eski edebiyattan uzaklaştıkça, eskiyle yeniyi birleştirmedikçe ve eskiyle yeni arasında bir köprü vazifesi görmedikçe eskiye böyle hayır ondan bir şeyler alamayız dedikçe ve eskiyi soysuzlaştırdıkça asla yeniye ulaşamayız diyecek. Yani aslında eski edebiyatla yeni edebiyat arasında bir köprü kurmayı isteyecek arkadaşlar. Dolayısıyla kökü mazide olan ati bu demek. Yani geçmişle gelecek arasında bir bağ kuralım. Geçmişi elimizin tersiyle itmeyelim. Geçmişten dersler çıkaralım diyecek Yahya Kemal. Ve hocası Albert Soral'dan zaten Soral'den bu dersleri aldığı için Albert Soral Fransa'da Fransız tarihinin aslında Fransız edebiyatını yarattığını söyleyecek ve bundan çok etkilenecek Yahya Kemal ve bunun üzerine eski ile yeni arasında bir köprü vazifesi görmesi gerektiğini düşünecek. Yani eski ile yeni birbirleriyle ilişkili olmalı, kesinlikle eskiden ders çıkarmalıyız diyecek. Aruz ölçüsünü benimseyecek. Bir tane şiirinde sadece hece kullanacak. O da Ok şiiridir arkadaşlar. Ok şiirinin dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Yine aruzu Türkçeye çok başarılı uygulayan bir sanatçıdır ve şunu da bilmenizi isterim ki çok tetiz bir sanatçıdır arkadaşlar eserlerini yazarken bir kuyumcu titizliği ile yazar Yahya Kemal. Hatta Sessiz Gemi şiirinde bir el kelimesini buraya koysam mı koymasam mı diye 40 yıl düşünmüş ve matbaaya vermemiştir o şiirini. Bu kadar titizdir. Biraz fazla titiz galiba ama e, inceleyip sık dokuyor diyebiliriz arkadaşlar. Yine şurayı bir yıldızlayalım mı? Çünkü bu yıldızlar bize yıldız yapacak sınavda. Mektepten memlekete anlayışına sahiptir. Bakın çok çok önemli ve neoklasizm hareketine sahiptir. Neoklasizm Klasizm bu dönemde önemli özellikle birazdan milli edebiyatın bağımsız döneminde karşımıza çıkıyor. Ve diyor ki mısra bana göre namustur. Bu yüzden ben çok titizim. Bunu kendisi de kabul ediyor ve zaten biz eserlerinde görüyoruz arkadaşlar. İstanbul'daki Koca Mustafa semtinden İstanbul'u anlatacak. Yine onun Süleymaniye'de bir bayram sabahı isimli şiiri çok çok önemlidir. Ee, çok kıymetli bir eser. Aslına bakarsanız okursanız şiiri bir gün yine ben okurum belki belli bir Soru Bankası'nda vesaire karşımıza çıkar. Şu an çok ezberimde değil ama yine çok güzel bir eserdir. Dediğimiz gibi sembolist hocası Albert Soral'dan etkileniyor. Sadece ok şiirini heceyle yazıyor mu? Diğer şiirlerinde arız ölçüsünü görüyorum. Ölüm, aşk, sonsuzluğu görüyorum ve müzikaliteyi de görüyorum arkadaşlar. Saf şiirin önemli bir temsilcisi ve musiki de onun eserlerinde oldukça önemli diyor. Yine Türkçe'ye çok çok önem veriyor. Diyor ki Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir diyor. Dolayısıyla Türkçe Türkçe'ye de çok önem verdiğini buradan görüyoruz ve az önce konuştuğumuz üzere saf şiirden de etkileniyor. Peki şiirlerini konuşalım, bir yıldızlanması gereken noktalara bir yıldızlayalım. Sicilya kızları, Biblos kadınları, önemli kendi gök kubbemiz. Eski şiirin rüzgarıyla bakın eski şiirin rüzgarıyla zaten eski edebiyattan kopamadığını konuşmuştuk. Eski şiirin rüzgarıyla çok önemli. Kendi gök kubbemiz çok önemli. Yine şu biraz böyle yine mesela Yahya Kemal verilirse bilgilerin içerisine veri, verilebilir. Rubailer ve Hayyam rubailerini Türkçe söyleyiş. Rub Ömer Hayyam'ın rubailerini Türkçe'ye çevirmiş olması bizim için oldukça kıymetli. Bir de arkadaşlar bu dönemde denemeler yazıyor. Türünü bilmekte fayda var. Eğil dağlar bakın eğil dağlar ve Aziz İstanbul yine önemli bir denemesidir. Şöyle aynı zamanda bir İstanbul aşığıdır Yahya Kemal. Şöyle bir şiiri var bilirsiniz illaki sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul der. Çok önemli. Yani İstanbul'un en önemli sanatçılarından bir tanesidir. Yine ileride Orhan Veli'yi göreceğiz ya da Öyküde Ömer Said Faik Abasıyanık diyeceğiz ama şair kimliğiyle Yahya Kemal'in bu şiiri de yine oldukça kıymetlidir. Zaten İstanbul'u çok görüyoruz. Bakın denemesinin ismi bile Aziz İstanbul, eğil dağlar. Dolayısıyla biz buradan biraz daha türlerini bilmekte ve hangisinin şiir, hangisinin deneme olduğunu bilmekte fayda var diyoruz. Tekrar bir yıldızladığımız noktalara bakarsak yine kendi gök kubemizde bunun içerisine alalım arkadaşlar. Eğil dağlar Aziz İstanbul denemedir diyorum tekrar tekrar. Peki peki evet Milli Edebiyat'ın bağımsızı iki sanatçıydı. Bir sonraki dersimizde roman ve hikayesine geçeceğiz. Biraz uzun olacak o dersimiz ama milli edebiyatın nihayeti erdirip artık edebi sanatlarla yolumuza devam edeceğiz ve ne gelecek? Cumhuriyet gelecek. Bakın bitti bitiyor arkadaşlar. Dediniz ki hocam işte bitiremeyecek miyiz? Sakın panik yapmıyoruz. Daha rahat hareket ediyoruz arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince günde böyle çok da böyle sıkmak istemiyorum çünkü bazı yorumlarda da hocam güne bir video gelsin. Çok sıkılıyoruz. Çok fazla dersimiz var çünkü sadece edebiyat yok. Matematiği var, geometrisi var, tarihi var. Bu sebeple biz ne yapıyoruz? Biraz daha böyle tem, temkinli bir şekilde ilerliyoruz ama hiç hiçbir sıkıntımız yok. Peki o zaman günün sorusu gelsin ve ders öyle nihayet ersin. Bir önceki günün sorusuna bir cevaplamak isterim. Letaif-i rivayatı sormuşum. Ahmet Mithat Efendi'ydi arkadaşlar. Hemen bugünün sorusu geliyor ve diyorum ki size altın ışık... Kimin eseridir diyorum. E bu sanatçı ile ilgili bildiklerinizde yazarsanız arkadaşlarımıza da biraz faydası olur. Siz de yazdıkça aklınızda biraz daha kalır. Altın ışığı bir hatırlayalım bakalım. Kimin eseriydi? Türünü de yazabilirsiniz. Ve ne biliyorsunuz bu sanatçının hakkında. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Ders beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı. Ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste Milli Edebiyat'ın romanında görüşünceye dek her zaman olduğu gibi ne diyorum? Unutmayın ki kalbim sizinle güç daima bizim.